Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında kadılık yapmış olan meşhur Kadı Şüreyh'e bir gün bir genç gelerek evlenmek istediğini ve fakat evleneceği kadının tahsilli ve şehirli olmasını istediğini bildirerek nasihatte bulunmasını ister. Kadı Şüreyh o gence Müslümanın evinin cennet olduğunu ve Hazreti Resulullah'ın böyle buyurduğunu naklederek başından geçen evliliği şöyle anlattı. Gençtim. Artık evlenme zamanımın da geldiğini düşünmeye başlamıştım. Bir gün beni Mahzun kabilesinin çadırlarının önünden geçerken bir kız görüp ona talip oldum. Kız babası kısa bir teklikten hemen razı olup işi bitiriverelim dedi. Kısa zamanda düğünler yapıldı, dualar edildi ve evlilik hayatına ilk adımımızı atmış olduk. Fakat çok geçmeden beni bir pişmanlıktır almıştı. Çünkü ben bu bir köylü kızıdır. Üstelik tahsili de görmemiş. Bununla ben nasıl geçinebilirim diye düşünüyor, bu kararımdan dolayı son derece pişman oluyordum. Çok geçmeden benim hanım bir gün bana şu sözleri söyledi. Efendi, sen alim ve şöhret sahibi bir kimse imişsin. Ben ise yaylalarda gezen şehir hayatından anlamayan bir köylü kızıyım. Aslında sen kendine göre bir evlilik, ben de kendime göre bir hayat kurmalı idim. Ama kader bizi birleştirdi. Cenab-ı Allah benim gibi bir köylü kızını senin gibi bir şöhretli alime nasip etti. Şimdi sen bana benim bilmediğim tarafları anlat ki ben onlara dikkat edeyim. Mesela senin evine benim sülalemden kimler gelebilir? Senin akrabalarından kimleri misafirliğe alayım? Kimleri kabul etmeyip onlara karşı soğuk davranarak eve gelmelerine mani olayım dedi. Ben kadının bu anlayışı karşısında düşündüklerinden dolayı pişman olup, hatun sen bana öyle şeyler söylüyorsun ki eğer bunları hakkıyla yaparsan beni bahtiyar edeceksin dedikten sonra dindar olmayan hiçbir kimseyi eve almayacaksın. Dindar olanlardan da senin tarafın çok çok gelmesin. Benim tarafımdan ise şu şu şahıslar gelmesinler. Şunlar ise hiç gelmesinler diye gerekli talimatı verdim. Tam bir sene huzur içinde yaşadım. Bir sene sonra fetva dairesinden eve döndüğümde evde son derece mütesettire bir hanım görüp kim olduğunu sordum. Hanım annesi olduğunu söyledi. Kayınvalidem olduğunu öğrenince elimden gelen hürmeti esirgemedim. Bir müddet sonra kayınvalidem bana oğlum hanımından memnun musun diye sordu. Ben Allah senden razı olsun. Kızınızdan çok memnunum. Bu zamana kadar hiçbir şikayetim olmadı diyerek memnuniyetimi izhar ettiğimde kayınvalidem bana şunları söyledi. Oğlum, kızımdan tabii ki memnun olacaksın. Çünkü biz onu cennette büyüttük. Evimiz Resulullah'ın bildirdiği gibi bir cennetti. Kur'an ahlakından başka bir şey öğretmedik ona. Yine de sen hanımın üzerindeki otoriteni eksik etme. Çünkü kadınlar iki sebepten hemen şımarıverirler. Birincisi, ona olan sevgini yüzüne söylediğinde. İkincisi ise, bir hayırlı evlat dünyaya getirdiklerinde.